Merhaba herkese. Troya Seferi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz efendim. Şimdi bunlara bir tuzak kurmuştuk. Tur geçince onları tuzağa düşürüp düşürmeyeceğimizi göreceğiz. Troya'daki inşaat hakkımı henüz kullanmamıştım bir dakika. Buraya ne yapsam diye düşünüyordum. Şunu ikinci seviyeye çıkarmak mantıklı demiştim değil mi? Evet bunu yapayım. Buraya bir kaynak binası daha yapamıyorum. Burada başka kaynak binası yok ama şunu upgrade etmeyi çok isterim. Bunu upgrade etmek için de ekstra taşa sahip olacağım. Ve ekstra iş gücüne ihtiyacım olacak, onu yaparız. Tamam, önümüzdeki tur onu yapmaya çalışacağım. Eğer şurada ekstra başka bir şeye ihtiyacım olmazsa. İnşaat mevcut bulursa, tamam geç onu. Maksatlar, herhangi bir yerleşim yerini işgal edeceğim. Eğer her şey yolunda giderse, mesela bakmıştım zaten. Devam. Şimdi devam. Hop, %70 ihtimal tutmadı arkadaş ya. Vay arkadaş. Tamam, orduların gücü denk diyor. Nasıl yani? Hasarlı olduğum için mi biraz acaba? Onun üçüncü seviye mızrakçıları var. İkinci seviye okçuları var. Gerisi birinci seviye çerçöp. Allah Allah. Şu arkadaş da yine dördüncü seviye. Yani o kadar da güçlü gelmedim ama hadi bakalım. Şu anki hava sisli. Görünürlüğün azalması işime gelmez. Okçum bol çünkü. Şu anki hava yağmursuz, belki boğucu sıcağa dönüşebilir diyor, uyar. Şimdi... Güzel bir haritaymış ya, tatlı ırmaklar falan. Şurada arkamı sağlama alabilirim, şurada solumu sağlama alabilirim. Ama bir yandan şu an saldıran onlar mı sayılıyor? Üzerime gelmeyecekler ama galiba ya, değil mi? Biz şöyle geçin bir. Sol tarafa da sağlam bir adam koyalım. Hatta siz de şöyle geçin. Şöyle. Şuraya da mı adam koyulmuyormuş? Peki. Sol tarafımı sağlama alarak şöyle konuşladım milleti. Okçuları. Okçu derken menzili birimler demek istiyorum. Sapancılar çoğunlukla sonuçta malum. Ufak bir dama formasyonu yapayım yine. Hector sen şöyle arkada dur. Priamos nereden gelecek? Oradan. Tamam. Başlat. Üzerime geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Pusuyu kuran ben olduğum için pusu başarısız bile olmuş olsa saldıran ben sayılıyorum demek ki. Ufaktan yanlarına doğru gidelim. Priamos gel sen de şöyle yavaş yavaş. Aslında ben... Gereksiz bir hamle gibi görünecek ama şu okçuyu sağ tarafa almak istiyorum. Çünkü mümkünse bunların etrafından dolaştıracağım ve yanlardan saldırmayı deneyeceğim okçularımı. Özellikle menzillerimi yani. Okçu diğerlerinden daha güçlü olduğu için onun bir an önce yandan saldırmaya başlaması daha mantıklı olur. Bunu yaparak sağ tarafımı birazcık şey yaptım. Şöyle azıcık kayın. Tamam şimdi yolunuza devam edebilirsiniz diyeceğim. Madem sen de geldin seni de ortama dahil edelim dedeciğim. Okey miyiz? Okeyiz. Biraz da yokuş aşağı saldırıyoruz galiba ya. Dur bakalım. Şöyle dizilirsek bence güzel duracak. Menzillerine girmemiş bulunuyorum henüz. Şurası biraz yokuş yukarı. Şöyle bir bakıyorum da. Ya, bak işte dediğimi tam olarak şu an yine yaptı. Önden kendi kendine langır lungur daldı. Ben şu dama formasyonundan vazgeçiyorum. Herkes aynı anda saldırmaya başlasın. Menzillerine girmeyelim. O herif ölürse ölür ya. Gerçekten yani şu an sırt bir adamı koyacağım diye panik yapamam. Gerçekten de öldü. Arkadaş. Gerçekten yani canımı okudu yani adam. En değerli birimim kendi kendine... yani Warhammer da zaten gıcık olması bir durum. Bu oyun daha zor olduğu için insan daha da gıcık oluyor böyle şeyler olmasına. Siz bu arada okçuları hedefleyemiyor musunuz? Birazcık daha ilerlemem lazım. Okçuları hedeflemek istiyorum kendi okçularımla çünkü. Siz bir dakika. Bu ne? Ha. Tamam siz alabilirsiniz. Siz şuna dalın. Siz de şuna dalın. Siz şunları meşgul edin. Tamamdır. Siz üçünüz şuna saldırın mümkünse. Okçularım siz koruma modunu bir açın.
Siz onları hallettiniz mi? Tamam, güzel. Siz dördünüz. Şöyle bir gelin, oradaki okçulara girin. Siz dördünüz, hatta biraz daha yaklaşın abi. Diğerlerine de saldırabilmek istiyorum çünkü. Yaklaştınız mı? Neyse, yerlerini alsınlar ondan sonra. Siz dördünüzle öncelikle şuna saldırın. Siz dördünüz. Dolun abi şuna. Yakın dövüş bir yerleri nasıl gidiyor? Yani sonsuza kadar hayatta kalamazlar sanki. Tamam. Böyle toplu halde saldırınca hızlı bir şekilde iniyorlar. Şu an o kaçmaya başlayacaktır. Başkalarına saldırın. Onun o da kaçmaya başladı. Tamam, şuna saldır. Bir tanesi biraz fazla hasar aldı o arada. Buradaki de aynı şekilde. Ama okçu mezliye menzilli mücadelesinde şu an avantajlı durumdayım ki en önemli olan şey o bence şu an. Piyadeler az çok dayanıyor. Menzile girmeden yine biraz yaklaşın da. O da mı tamam? Şuna girin. Bu taraftaki tamam mı? Henüz değil. Tamam derken bunlar geri dönebilecek pozisyonda hala ama olsun. Siz yakında bir şey girmişsiniz. Girmeyin abi, saçmalamayın. Nerede menzile girmiş duruyor? Siz o menzilden mi çıkın abi? Ne olur ne olmaz. Bunlar kaçıyor. Şunlara dalın. Siz şunlara dalmaya devam edin. Bunlarla ağır saldırı yedik. Okey, sizin onları bir kurtarmanız lazım arkadaşlar. Bakın, piyade dövüşleri de tahmin ettiğimden daha iyi gidiyormuş ya, şöyle bir baktım da. Sağ taraftaki de güzel hasar veriyoruz. Siz oradan çıkabilirsiniz artık. Priamos ve Hector geldi sizi kurtarmak için. Değerinizi bilin kardeşlerim. Geri döndü, ona saldırmaya devam et. Bu da kaçıyor. Diğerleri henüz geri dönmedi. Siz şuna saldırabilirsiniz. O geri dönmüş. Priamos ve Hector bunu telef ediyor. Güzel. Onun peşinden gitme. Şunları arkadan saldır. Tamam mı? Güzel. Şunları arkadan işte, tam olarak sebebi sağ tarafa koymamın sebebi buydu Oksu'yu. Bunları arkadan dolaştırmak güzel olacak şu an. Şunlara öncelikle bir dalmam lazım ama. Onlar tamam mı? İyice bir kaçana kadar bekleyebilirsiniz. Süper olur. Bunları şu taraftan dolaştırabilir miyim? Olabilir. Önce bir şuraya kadar gelin. Yok ya, o kadar zamanı olmayacak gibi. Siz şuraya gelin. Şunlar falan yandan saldırmaya çalışın. Siz şuraya dolaşabilirsiniz. Aa, mimatları kalmamış ama ya fazla. Neyse. Şu tarafa dalın. Ortadan geçmek üzereler çünkü. Var mı şu an ateş eden birileri? Var. Siz şuraya gelin. Onlar bir menzilime girsinler. Tekrar oraya saldırmayı düşünebilirim. Ama sonları halletti. Şuraya arkadan gir. Sen kafana göre takılabilirsin diyeceğim. Şunlara saldır ya. Onlar tekrar ateş etmeye başlamasın. Şuradakiler başladı. Evet, benim tekrar oraya dönmem icap ediyor. Hector, ne durumdasın? Hasar alıyor. Biraz tehlikeli ama. Hector ölürse... Hector diyorum bu arada ya. Faktör mü var? Hector. Hiç mi Aşil'i dinlemedin Troy filminde? Ama fena durumda değil ama Hector biraz hasar alıyor. Canımı sıkıyor. O kaçtı, tamam. Tekrar şu tarafa dönebilirsiniz. Bitti mi savaş? Bittiğini söyle. Tamam, bitti. Güzel. Güzel. Ama mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmeliyim. Siz şuna bir dalın. Şehrine geri kaçacak çünkü yeterince yürümesi olduğunu tahmin ediyorum. Abi şunu sağ bırakmazsanız çok iyi olur benim için, biliyor musunuz ya? %10'un altına düşme kuralı bu oyunda geçerli mi, inan hatırlamıyorum ya. İnan sizli bizli konuş. Konuşsam daha iyi olur. Çoğul sesleniyorum çünkü. İnanın hatırlamıyorum ya. Onu kaçıracaklar gibi ya. Dur, siz oklayın bir şunu. Sizin de şeyinizden gitmeden. Siz şuna dalın. Friendly Fire'dan ok yemeyin durduk yere. Ne ya? Tersin mimatım tükenmiş, o yüzden mi? Evet, o yüzden. Ona saldırı emri vermeseydim keşke. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de şuraya gelin. Birilerini kovalamaya çalışın.
İşte şu an bir tanecik bile olsa bir savaş arabam olsaydı harika olurdu gerçekten. Maalesef. Şu komutanın bir yolunu kesmeye çalışın siz. Bir tane şunun peşinden koşabilir mi? Menzillerinden çıkınca yakın dövüşte saldırtırım. Aynen şu yapacağım gibi. Aa, bunların daha bir şeyi varmış. Tamam öyle yapın o zaman. Hiç yakın dövüşe girmenize gerek yok. Siz onları, o komutanı menzilli saldırıyla alırsınız. Bunlar ne durumda? Bitti. O zaman şunları yakalama imkanınız olur mu? İmkansız. O yüzden muharebeyi sonlandır. O birimi kaybetmek yazık oldu ya. Hani savaşın başında intihar eden vardı ya. O yüzden en saçma şey yani. O gidiyor diye peşinden langır langır gidecek halim yok ya. Bütün stratejimi darmadağın ederdi yani. Neyse bir nere ikmale çok ihtiyacım var aslında ama. Dur bakayım şöyle bir. Evet düşman topraklardayım. İkmale ihtiyacım var şu an. The gods smile on me. İkizler dünyaya geldi. Nice. Yönetim seviyesi 2'den 1'e düştü. O 1'imi kaybettim diye değil mi? Okay, şimdi buraya saldırmak mantıklı mı? Hasarlıyım. O da hasarlı. 15 kişiye 11 kişi. Hiç ama hiç mantıklı değil. Ben yine aynı şeyi yapmaya devam edeceğim galiba. Şunu bir al. Şu saçma şey yerine. Yani saçma değil de. Şu daha güzel şeyi bir al. Tazelenmem de gerekiyor ya. Burayı fethimizi biraz ertelemek durumundayız arkadaşlar. Şuraya bir geri dön. Aynen. Bunu yapmak durumundayım maalesef. Sen yine pusuya yat. Belki yaklaşır. Önümüzdeki tur olmasa da sonraki tur belki pusuya düşürebiliriz. İşte o %70 ihtimal tutsaydı, pusuya düşürebilseydim. İşte o zaman güzel olurdu. Otomatik sonuçlandırırdım muhtemelen. Şu anda da şehre saldırırdım. Şansım yaver gitmedi. Ne yapalım? Okay, al şundan bir tane. Üf, bir tane alakasız şehirle uğraşacağım diye Ege topraklarını fethedemiyorum şu an ama yine de bence yine de mantıksız değil ya bunu yapmak. Şuradan ekstra taş gelirimiz de olur. Okay, orada tapınağı arttırmak üzereyiz. İnşaat süresi, inşaat maliyeti, nüfus, iş gücü artışı. Ha, şunu arttırmak istiyordum değil mi? Önce binayı 3. seviyeye çıkar diyor. Tamam, onu çıkarırız. Yalnız şunları da 3. seviyeye çıkarmak isterim tabii ki. O yüzden şunu hazır 2. seviyeye çıkarmışken şunu 3. seviyeye çıkarayım. Bunu ardından buna başlarım. Şu an boşta duran iş gücüm yok. Bir tane takas anlaşmaları. Okay. Saray indirimleri. Ha saray mekaniği açıldı. Priamos ortamın kralı. 77 meşrutiyetim var. Meşrutiyet şeyini şu an güç yolu açık olmadığı için bakamıyorum da. Şu en yüksek meşrutiyet bende olması lazım. Ordu ücretleri. Kılıçlı ve sopalı birimlerim bol olduğu için şunu yetiştirme maliyetini azaltıyor sadece bu arada. Şu an bakım maliyetini maalesef azaltmıyor. Asıl ona ihtiyacım var. Yaylı birim yok. O yüzden sapanlı birimleri alayım. Şu an hemen şunun kuyusunu kazmaya başlayayım. Dedikodu yay. Bunun 48'miş mesela meşrutiyeti. O kadar da az değil aslında. Anadolu Hekatası bizim Hector. Hector pardon. Başka bir karakol inşaatı mevcut. Adres TIA'ya bir Apollon Mabedi kurayım mı? Mutluluk, lütuf. Yani kurulur ya. Buraya ne kurmayı planlıyordum? Bilmiyorum ama taşım yok. Peki. Nasıl bakmıştım ya tekrar. Yok bakmamıştım pardon.
Şu an zayıf durumda olduğum için benimle pek bir anlaşma isteyen yok. Askeri ittifak da istemez. Of, bayağı da azaldı ya. Ya bu kadar şey olmasa hemen adam güçlendi işte ya. Ben güçlenemedim. Neyse, neyse. Zayıf değiliz ama. Millet dur. Zayıf düşünce bu oyunda çünkü en azından Troy ve Feron önceki hali bir göstergesi. Zayıf düşünce yapay zeka hiç acımıyor. 50 tane fraksiyon size aynı anda savaş açıyor. Şu an o durumda değiliz ama çok şükür. Okey, bu seyahatman fayda sağladı. Buraya geldi arkadaş. 15 kişilik bir ordu. Benim hasarlı... keşke birini bassaydım, unuttum onu. Hasarlı 17 kişim var. Ama buraya saldırsam buradan da destek gelir mi acaba şuradaki karakoldan? Oradaki karakolun gücünü görebiliyor muyum? Göremiyorum. Kaç kişi olduğunu. Hmm. Yine de bence şu fırsatı değerlendirmek gerekir ya. Şu an saldırırım. Hasar bile alsam geri dönüp toparlayabilirim. Bir dakika. Veya şeyi hesaplayayım. Şu an saldırmazsam, burada durursam tazelenirim. Bunu muhtemelen pusuya düşürürüm. Şöyle daha güzel bir yere geçeyim. Eğer pusu başarı olasılığı belki şey değildir. %70 değildir şu an. Şu an %70 oldu kesin. Bana saldırır. Hasar alırım ama kendi toprağımda olduğu için taze yenirim. Bir tur, iki tur Apollonia'ya saldırırım. Şu an saldırırsam bir tur gene en az iki tur olur ki geriye dönüp tazelenmem de gerekebilir. Evet, şu an burada beklemek bana tur kazandıracak gibi hissediyorum. Bir de daha güvenli bir hareket olur. Şu an tak tak gitmek hasarlı bir orduyla pek mantıklı değil. Okey, yeni bir kraliyet fermanı, yani teknoloji. Şunu araştırmıştım. Benim yakın savunma ve menzilli direnci güzel. Tur başına TP. İnşaat süresi. Dediğim gibi şuraya gitmek istiyorum. O güzel olur. Hector'u da bir tanrıya adamış olurum. Şu da inanılmaz güzel bir teknoloji ya. Ama yani 6 tur bunu araştırmak gerekiyor önce. Ki gereksiz de bir şey bu. Faydalı da çok az faydalı. Harbiden savaş araba. Bu inanılmaz gereksiz bir şey, şuradan gitsem diyeceğim de savaş arabam yok yani. Sat seçim yuvası. Mutluluk artı 3. Şu 5 tur. Yani bunlar da 3'er tur falan değil. Bunlar da şey. Doğal süresi artı 2. Bu da güzel bir teknoloji aslında. Bundan altın gelirini falan arttırabiliyoruz. Meşrutiyet. Muharebeden gelen meşrutiyet de güzel. Karada hareket. Bu su ihtimali %30 arttırıyor. Bir de su ihtimalini sadece hareketi de arttırmıyor. Bir de bu var. Uf ya, gerçekten güzel. Çok kararsız kaldım. Burada ne varmış? Üzeri generaller. Bunlar da ileride işime yarayacak şeyler. İki tane güzel şey arasında kararsız kaldım. Yani Hector'u da bir tanrıya adamak. Afrodite. Tamam, buradan gitmeye karar verdim. Yunus'a bakmış mıydım? Galiba bakmamıştım bu tur. Bakmış olayım. Yine üzüleyim. Yapma fırsatım varken askeri ittifak yapmadığım için. Yeni laflar, saray, kullanıl. Bir tane takas anlaşmaları. Okey. İki tane boş duran iş gücüm var. Şuraya attırma niyetindeyim demiştim. Onu yapayım. Karakol inşaatı mevcut. Yeterince taşım var mı? Bazı şeyler için var. Mesela bunun için var. Hareket menzili de sağlıyor mis gibi. Bunu yap direkt. Harcanmış yetenek puanı Priamos'un varmış. Şunu 5'e çıkardım. Bu sayede bakım masrafı azaltımı ve görüş açısı haricinde bir de artı 2 nüfus aldım. Güzel. Anım satıcı eylem mevcut. Bu tur bunu kullanmamışım. Biraz daha dedikodu yayıp bunun da saygınlığımı arttırayım birazcık. Tamam sanırım değil mi? Ve Aşil savaş açtı. Hoş değil. Tarhun taşa sen de gel. Hadi. Abi %70 ihtimal yine mi başarısız, gözünü seveyim. Yani tamam, bu sefer otomatik sonuçlandırabilirim rahatlıkla da.
Bu arada yine birim basma yuttum değil mi ben ya? Üf, neyse. Yani 2'dir %70 ihtimali tutmaması da birazcık ne oluyor dedirtti. İkmali al ya, şu an topraklarımda uzun süre beklemek istemiyorum. Okey, yetişemiyorsun değil mi ya? Maalesef. Neyse, neyse. O zaman şöyle yapalım. En azından şu vaziyette kalabilirim, kamp vaziyetinde. Düşman topraklarda da az da olsa tazelenebilirim bu sayede. Sen normal vaziyette gelebilirsin. Abi 11 kişilik orduyu ne ara bastın sen yine? Tamam tamam. Plan değişikliği. Gene pusu vaziyetine gir abi. Şurada yine %70 ihtimalle şuraya gel. Priamos sen öne çık. Hadi lütfen. Lütfen gel. Uğraştırma beni. Daha fazla burada zaman kaybetmek istemiyorum. Ahil savaş açtı. Troya'yı ağlamasa bile diğer şehirlerimde sıkıntı yaratabilir. Şunu da hemen 3. seviyeye çıkarayım ki... Ha burayı 3. seviyeye çıkardık bu arada. Bunları yapamıyor muyum? Şunu iptal edersem yapabilir miyim? Ekstra odun gelirini yapabiliyorum ama... önceliği buna vereceğim ya. Tamamdır, boşta duran iş gücüm yok. Bir tane takas anlaşmaları var. Saray eylemi mevcut. Başka ne yapabilirim? Seçkin savaşçı ordu işletleri. Bunları geç. Kumpas hedefleri şu an tehdit edebilirim ama %39, %44, %53. %53 fena değil. Saygınlık kazanacağım ve 9 altın mı? O kadar meşrutiyet kaybetme riskine değmez galiba ya. Geçiniz. Saraydan atabilirim ama geç. Dedikodu yayalım biz. Peki. Annem gibi dedikodu yapıyorsun. Annemi severim. tamam, ticari kaynakları arttıran zımbırtıyı yapalım. Hector'un bir şey varmış. İkisini dengede gitmeyeyim demişler. Ne? Ya burada neler var? Yağması, akı savunma, ikmal. O ne veriyordu? Bakım masrafı, nüfus göreç açısı, deniz hareket. Bir dakika, şunların sekizliklerine bir bakayım yakın zamanda. Ha, tuş bakım masrafını azaltmak istiyorum demiştim değil mi? Tamam, buradan gideyim şimdilik sadece. Şu an tuş bakım masrafı fazla olmasa bile fazla olacak. Aa, param olsa bunları burada da mı yetiştirebiliyorum? Benim o zaman paraya altına ihtiyacım var. Peki. Altın olan var mı dostlar? Bak. Son of ha dur. Karakter şeyine basmak gerekiyor. Tamam. Buradaki bu fraksiyondan altın alıp kendisine odun verebilirim birazcık. İlgin çeken dostum. Mesela sen bana tur başı, efendime söyleyeyim 50 altın versen, ben de sana tur başı 100 taş versem. Abi tur başı demek istedim. Niye daha fazla seçemiyorum ya? Bu turda mı vermem gerek şey için? 100 altın desem peki? Pardon, odun desem? Buna okey diyor. 90'a da okey diyor. 10 turuna. ...50... ...89... Okey, sanıyorum... odun sıkıntısına sokar ya o da beni gerçekten. Azıcık bekleyebilir, azıcık beklesin. O güzel birini basmak istiyorum dediğim gibi ama şu an acil ihtiyacım yok. Aşile karşı belki ihtiyacım olabilir, ona duruma göre bakarız. Bu maksadın kaç turu kaldı bu arada? 7 turu var daha. Tamam, sorun yok. Maksadı kaldırma. Bina kontrollerini falan yaptım. Turu bitir. Aga Memnon. Yapma. ...112 altın istiyor ve...
Askeri ittifak öyle kabul ediyor ha. Karşı öneri versek. Tek takas değil mi? Tur başına değil. Tamam ya, tamam. Okay, hadi gel, hadi. Abi nasıl yani? Benim bilmediğim abi bir mekanik mi var bu oyunda? 3 kere üst üste %70 tutmamazlık olamaz yani, öyle bir şey yok. Otomatik sonuçlandıracağım. Çünkü otomatik sonuçlandırırsam ölmezler ama daha çok hasar veririm. Bir ihtimalini alacağım. Gene alamayacağım galiba ya. Abi sen kimsin ya? Yani bir tane şehri almak için 50 tur harcarsan olacağı bu. Alamayacağım da yani. 16 burada, 9 burada. Dur, Apollonia burada da 10 gözüküyor hatta. Hayır, dandik bir garnizon da yok yani şu an. Yok, alamam yani saldırsam bile, mümkün değil. 3 kere üst üste 170 tutmaz mı arkadaşlar? Gerçekten deli olacağım. Barış istiyor musun? Barış da istemiyor. Dur bakayım, dur. Ha dur. Şimdi Troya'nın güzelliklerinden faydalanabilirim. Kadim miras. Şimdi yeni eklenen kadim mirasların iki tanesi Ege fraksiyonları için. Birisi Atreus, savaş odaklı. Birisi Perseus, müttefikler odaklı. Ben müttefikler odaklı gitmek istediğim için, Troya'ya daha uygun olduğu için şu Atreus'u da bir göstereyim de. Şuradan görebilirsiniz. Daha çok savaş daha güzel şeyler demek. Ben Perseus'u seçeceğim. Vasallar edinin, savunma veya saldırı ittifakları kurun. Birliktelik kazanıyoruz o sayede. Ardından birliktelik kademelerinin kilidini açıyoruz. Ardından birliktelik elde ederek çeşitli güzellikler elde ediyoruz. Müttefik birimleri yetiştirme falan. Tamam, şimdi güzelleşecek olay. Şu mirası bir seçeyim. Perseus. Şu an bir tane müttefiğim var. Bana 9 birliktelik katkısı sağlıyor. 25'e ulaştığında ikinci seviyeye geçebileceğim. Birinci seviyede. Küresel yetiştirme yuvam var. Diplomaside barış içi oyunları düzenleme imkanım var. İşte şimdi oyunlara ev sahipliği yap dersek. Ardından hediye olarak bir şeyler seçeceğiz ama savaş halinde olduğum fraksiyonları bu oyunlara davet edersem barış yapıyorum onlarla direkt. Böyle bir güzelliği var bu fraksiyonumda. Aynen. Ben şu an bunlarla savaşmak istemiyorum. Çok uzağımdalar. Başka bir şeye odaklanmış durumdayım. O yüzden tabii bunlara bir ödül de sunmak zorundayım. Şunu al mesela. Al şunu da. Mavilerdense bunları, şunları vermeyi tercih ederim. Okey. Bunlarla Lök diye barış yapacağız. Tarhun Taşay'la da barış yapıyorlar mı? Ondan çok emin değilim ama. Oyunlara ev sahipliği yaparsak 4 tur boyunca artı bir mutluluğumuz olacak. Cool. Yep. Yep. Şu an bunlarla barış yapmak çok önemliydi. Okey. Şu an 12 tur boyunca yeni bir oyunlara sahiplik, ev sahipliği yapamayacağız. Yani savaşa girdiklerimden kolay kolay kurtulamam bu saatten sonra. Tabii ki birimlere bakayım. Tarhun Taşal'ın birimlerini basabiliyorum şu an. Neleri varmış? Okey. Bir de tacın gücü de açıldı ama şu an tacın gücünle bir şey yapmama gerek yok çünkü zaten kral benim. 85 tane meşrutiyetim var. En yakın meşrutiyet 44. Şu an iyi durumdayız yani. Potansiyel taht sahibi yok. Burada ekstra bir şey yapmama gerek yok. Bunları kullanabiliyoruz şu an. Şöyle göstereyim. Neredesin? Wise King of Akia. Bu değildi göstermeye çalıştığım ama. Ha. Bunları sadece fraksiyon liderim takabiliyor. Taht Dali ve Vanas tarafından. Vanas ne demek ya? Tahttaki Vanas. Şey mi demek istiyor yani? Kral mı demek istiyor? Tacın gücü değil de saray. Vanas mülkesi mi? Ha evet. Vanas ne demek bilmiyorum ama okey. Sadece alemin kralı takabiliyor onu. Ailenin kralı sensin, o zaman tak. Tahttaki Vanas tarafından. Diplomatik ilişkiler artı 5 herkeste. Güzel. Başka? Bunlar kalabilir.
Güzel. Yeni bir ünvanımız mı var? Ha, şunları dağıtmadın diyor bana. Tamam, dağıtabilirsin. Ama Hector'un da kullanabileceği, Hector'un da kullanacağı bir şey var. Niye? Taht talibi ve manastır. Ha, taht talibi değil bu. Ben varis olarak algılamıştım. Hmm. İkmal, korksalar. Tamam, diğeri kalsın, Vanaz'da kalsın diğeri. Orada başka enteresan bir şey yok. Okey. Şimdi şunu 5 yap. Diğer item neydi? Miken şehrini kontrol eden bir taht talibi veya Vanaz tarafından kullanılabilir. Miken şehri Agamemnon'un başkenti malum. Güzel itemmiş ama onu kolay kolay elde edemem. Ya bu arada hazır Agamemnon'la barış yapmışken ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Paris'le Helen'i evlendirmek istiyorum. Bilmiyorum kabul ederler mi? Ama ona önümüzdeki bölümde bakalım. Onu önümüzdeki bölümde deneyelim. Şimdi izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.